İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 7. oturumu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Gagik Ginosyan'ın ölümü anısına taziye konuşması. Batı Ermenistan Dergisi'nin 14. sayısı çıktı. Artsak Sendikalar Federasyonu yeniden kurulabilir. Hovik Avanesov Bakü, Artsak'taki her şeyi birebir yok ediyor. Ermeni kadının vücudundaki Türk kurşunu. Biz yer atlarımızda biziz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu çevrim platformda 7 Şubat'ta Yerevan saatiyle 21.30'da gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı'nın yönettiği oturumda hükümet üyeleri ve milletvekilleri hazır bulundu. Oturum Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Vatandaşı Halk ve Kültür Figürü Gagik Ginosyan'ın ani vefatının anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Oturumda hazır bulunanlar Gagik Ginosyan'ın zamansız ölümü nedeniyle taziyelerini iletti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan toplantısında çok sayıda gündem maddesi görüşüldü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin iç düzüğünde değişiklikler yapıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin komisyonları atandı, öneriler sunuldu. Millet Meclisi'nde parlamento koltuğu elde etme prosedürleri açıklandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanlığı önde gelen ulusal ve halk figürü Batı Ermenistan Fahri vatandaşı Gagik Ginosyan'ın zamansız vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayat ve enerji dolu, her zaman hareket halinde olan Gagik Ginosyan'ın zamansız ölümü pek çok kişiyi üzdü. Şimdi bu acı ve kayıp anında sadece ailesine ve hepimize sabır diliyoruz çünkü uzlaşmak zor.'' kültürümüz iyi bir kişiliği ve entelektüelini kaybetti. Hepimiz iyi bir dostumuzu, iyi bir akrabamızı kaybettik. Gagik Ginosyan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı dergisinin 14. sayısı yayımlandı. Yeni sayıda bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Margosyan'ın bir yıllık programı 2. 21 Ocak'ta düzenlenen ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armena Gabrahamyan'ın Batı Ermenistan vatandaşlık belgelerini verdiği etkinliğin ayrıntıları 3. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı ile Birleşmiş Milletler'e bağlı Ekosok Ermeni Bürosu Başkanı Hamlet Minasyan arasındaki görüşmenin detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Artsak'tan yerinden edilenlerin sosyal ve hukuki ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde kaydetmek için Artsak Sendikalar Federasyonu'nun çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bu görüşünü basın toplantısında dile getiren Artsak Sendikalar Federasyonu eski başkanı Ara Kahramanyan, federasyonun halihazırda temas ve işbirliği içerisinde bulundukları Doğu Ermenistan Sendikalar Konfederasyonu ile faaliyetlerini koordine etmeyi planladığını ekledi. Kahramanyan şöyle dedi. Artsak'ta federasyon toplumsal sorunların çözümü, istihdam, hakların korunması yönünde geniş çaplı faaliyetler gerçekleştirdi. Sorunları hükümete sunduk ve çoğunun çözümüne ulaştık. Doğu Ermenistan'daki vatandaşlarımız işe yerleştirilme, hükümet kararlarını anlama ve hukuki konularda zorluk yaşıyor. Çalışmalarımıza yeniden başlamanın bir zorunluluk olduğunu ve bunun yalnızca fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Artsakh vatandaşları Artsakh Federasyonu ile temasa geçme fırsatına sahip biz de sorunları çözme fırsatını bulacağız. Doğu Ermenistan'da çalışmaya devam etmek ve Doğu Ermenistan Sendikalar Konfederasyonu'nun yardımıyla Artsak vatandaşlarının çıkarlarını Doğu Ermenistan hükümetine devretmek zorundayız. ahramanyan yardım ve istihdam sağlamak için halihazırda bazı çalışmaların yapıldığını, ayrıca Artsak Halk Konseyi'nin desteğiyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi çalışmasının tüm bölgelerde başladığını da sözlerine ekledi. Bakü, 19 Eylül 2023'te Artsak'a karşı savaş başlatıp ardından soykırım ve etnik temizlik yoluyla Artsak Ermenilerini yerinden ettiğinde Ermeni anıtlarını yok etmeye başladı. Bakü tarihi çarpıtarak Ermeni anıtlarını sahte bir şekilde tanıtıyor, üzerlerindeki mevcut Ermenice yazıları yok ediyor. Aliyev tüm bunları Hadrut'ta mevcut tüm Ermeni kayıtlarının yok edilmesi gerektiğini açıkça ilan ederek başlattı. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlılar, Arsa Savaşı'nın kahramanı Bekor lakaplı Aşot Kulya'nın Stepanagert'te bulunan anıtını da tahrip etti. Artsakh Mesrop Baştos Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Merkezi Başkanı Hovik Avanesov, 168. .im ile yaptığı görüşmede şu uyarıda bulundu. Azerbaycan, Artsakh Cumhuriyeti'ndeki Ermeni kültürünü yok etmeye devam ediyor. Doğu Ermenistan tüm bunları devlet düzeyinde engellemeye çalışmalıdır. Onun sözlerine göre Azerbaycan, Arsak Cumhuriyeti'nde 90'lı yıllardan sonra inşa edilen her şeyin yıkılacağını, ondan önce yapılanların ise çöp olarak sunulacağını açıkça duyurdu. Hovik Avanesov, Bu Azerbaycan'ın devlet politikasıdır. Geçtiğimiz günlerde yine Arsak Kurtuluş Savaşı'na adanan Haterkı Anıt Kompleksi ile ilgili de bir alarm yayınlandı. Yani Azerbaycan her şeyi birer birer yok ediyor. Bu tür vandalizmde, her gün karşılaşıyoruz. Arsak'ın tüm tarihi ve kültürel mirası risk altında diye vurguladı. Türklerin Ermenilere karşı yaptığı soykırımı Armenosidi anlatan müze enstitümüzde kızlık soyadı Yegikyan olan Hayganuş Halaccan'ın hikayesi anlatılıyor. 1915'te kendisi ve tüm ailesi memleketleri Sebastia'dan zorla yerinden edildi. Sürgündeki Ermeniler derzor yolunda acımasız yargılamalara maruz kaldılar. Türk jandarmaları Hayganuş'un akrabalarına işkence edip öldürüyor, onun huzurunda annesinin kafasını kesiyor. Annesini korumak için atlayan genç kız, Türk jandarması tarafından ağır yaralanıyor. Mermi göğüs kemiğine giriyor ama şans eseri Hayganuş ölmüyor. Üç yaşındaki oğlu Vartgesi'yi yanına alamayan bitkin durumdaki yaralı genç kadını vatandaşlar bir şekilde yanlarında sürüklüyor. Kan kaybeden anne çocuğunu göç yolunda bırakır. Ancak daha sonra geri döner ve çocuğu da alır. Ancak çocuk o gece yorgunluktan ölür. Hayganuş zorunlu göçün ardından Sebastia'ya döner, yeni bir aile kurar bir oğlu olur, yetim bir kızı evlat edinir ve ardından ailesiyle birlikte Fransa'ya taşınır. Hayganuş Halacan 1936'da Sovyet Ermenistan'ına geri döndü. Hayganuş 84 yıl boyunca göğsüne saplanan Türk kurşunu ve katliamın kabus anlarıyla yaşadı. Ölmeden önce oğlu Hıratçya'dan Türk mermisinin Ermeni toprağına gömmemesini istemişti. Hayganuş'un otopsisinde kurşunun kemiğe yapıştığı ve vücuttan çıkarıldığında kemikle birlikte kırıldığı belirlendi. Bu Türk kurşunu Hayganuş'un hayatının ve bedeninin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, ona son nefesine kadar yaşadığı trajik günleri hatırlatmıştır. Kilikya, Türk işgalci gücünün tahrifatından kurtulamadı. Kilikya'da Halep ilinin Maraş vilayetinde Maraş ve Sis şehirleri arasında Ceyhan Nehri'nin aktığı Şuhru Boğazı yakınında tepede Ermenistan Gatoygosu'nun ikametgahı olan Şuhri Manastırı vardı. İç vilayetin manastırı anlamına gelen İç Nahiye Manastırı olarak yeniden adlandırıldı. Şuhri Manastırı ünlü bir kültür ve edebiyat merkeziydi. Ermeni yaylasının orta kesiminde Büyük ve Küçük Masis Dağ silsilesinden Batı Fırat Nehri'nin sol yakasına kadar paralel yönde uzanan ve Ermeni yaylasının en yüksek sıra dağları olan Meryem Dağı zirvesi eski çağlarda farklı bölgelerde farklı isimlerle anılmıştır. Sıra dağların doğu kısmına Ayraratyan yaylaları, batıya düşen kısmına Bardoghi veya Barduhyan dağları, buranın batısına düşen kısmına Sukavet dağları, Batı kısmının büyük bir kısmına ise Aç Sıbbıt Kunk sıra dağları deniyordu. Ermeni dağ silsilesini Ağrı Dağı olarak yeniden adlandırdılar. Maraş'ın Zeytun Köyü'nün 13 kilometre güneydoğusunda Ermeni piskoposlarından Hovannes tarafından Enkuzek Dağı yakınlarında Ermeni Kilikya eyaleti topraklarından geçerek Akdeniz'e dökülen Ceyhan veya Piramos Nehri Üzerinde yaptırılan köprü bu yüzden Vartabet Köprüsü olarak adlandırılmış. Türkler adını Ermeni cellatlarından birinin adı olan Sultan Hamit'ten alıntılayarak Hamidiye olarak değiştirmişlerdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gagik Ginosyan'ın kurucusu olduğu Karin adlı topluluk tarafından icra edilen Yarkuşt adlı eseri sunuyoruz. <laughs> serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.